Antakya Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları çerçevesinde Kardusu Mahallesi'nde düzenlediği aba güreşi turnuvaları vatandaşlar, sporseverler ve protokol üyeleri tarafından büyük ilgi gördü. Temmuz Pazar günü 11.00 sıralarında başlayan turnuvalar gün boyunca devam ederek akşam 20.00'da final turnuvası ile son buldu. Final turnuvası programına ev sahipliği yapan Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci'nin yanı sıra Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanoğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu AS Başkanı Şahin Hopur, Hatay Gençlik Spor Şube Müdürü Adnan Gülistan, Türkiye Güreş Federasyonu Hatay İl Temsilcisi Ali Arıkoğlu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İl Temsilcisi Bekir Şençayırcı, çok sayıda güreşsever vatandaş ve Kardusu Mahalle sakinleri katılım gösterdi. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci final turnuvasında yapmış olduğu konuşmada şu sözlere yer verdi. Çok kıymetli Sayın Vali Yardımcımız, Sayın Rektörümüz, Vakıflar Bölge Müdürümüz, çok kıymetli spor camiasının değerli hakemlerimiz, yöneticilerimiz, federasyon temsilcilerimiz, muhtarlarımız, buraya teşrifle bizleri onurlandıran siz çok kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, bu güzel etkinliğimize Antakya'mızda ilk kez yapılan 15 Temmuz şehitlerimizi anma aba güreşi turnuvasına katılım gösterdiğiniz için şahsım Antakya Belediyesi ve milletim adına sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz, ayaklarınıza sağlık diyorum. Çok kıymetli Sayın Valim, biraz önce burada değerli büyüklerim buradaki bütün camiaya bir soru sordu. Bu yapılan Antakya Belediyesi'nin 15 Temmuz şehitlerimizi anma münasebetiyle aba güreşi turnuvasını geleneksel hale getirelim mi diye sordular. Sağ olsunlar. Buradaki bütün büyüklerim, kardeşlerim heyecanla bu turnuvanın her yıl yapılmasını arzu ettiler. Biz de o arzuyu emir kabul ettik. İnşallah Allah canımızı sağ koyarsa bu turnuvayı devamlı bir şekilde yapacağız. Çok kıymetli büyüklerim, bildiğiniz gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ terör örgütünce milli irademize, demokrasimize, ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı alçak bir darbe girişiminde bulunuldu. Bu hain darbe girişimi başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve kararlı iradesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkma azmiyle milli iradeye bağlı kalan kahraman askerlerimizin kararlılığı, emniyet güçlerimizin şanlı
cansiperane direnişi ve siz aziz milletimizin ölüme meydan okuyan asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadan engellendi. Yarım asra yakın bir sürede milletimizin dini hissiyatını istismar ederek, emperyalizmin hizmetine faaliyet göstererek bu aziz milletin geleceğine kastetmeye kalkıştılar. Türkiye'yi diğer Orta Doğu ülkelerinde yaptıkları gibi kaosa sürüklemek istediler. Ama aziz ve necip milletimiz Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi göğsünü mermilere siper etmiş, bu hainlerin alçak planlarına izin vermemiştir. Genciyle, yaşlısıyla, bütün millet olarak hep beraberce askerimizle, polisimizle direniş göstererek şanlı tarihimize altın sayfalar açarak bu örnek direnişi tüm dünyada tüm mazlum milletlere örneklik teşkil edecek şekilde dünyada ilk kez göğsünü siper ederek tanka, topa, tüfeğe karşı, füzeye karşı, uçaklara karşı duran başka bir millet yok. Bu nedenle biz bu aziz Türk milletinin ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, Türkiye'mizin hainlere karşı verdiği 15 Temmuz mücadelesinde bildiğiniz gibi 250 tane kahraman vatan evladımız şehit oldu. 2194 kahraman vatan evladımız ise gazilik ünvanına erişti. Hainlere karşı ülkesini ve milleti için şehit olan kahramanlarımızı bu aziz ve necip millet asla unutmayacaktır. 15 Temmuz 2016 gecesi hain FETÖ tarafından Türkiye'ye, milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugün burada 15 Temmuz şehitlerimizi anma etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz aba güreşi turnuvasına katılım gösteren siz kıymetli büyüklerime ve çok değerli hayır sahiplerine bir kez daha şahsım ve milletim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Antakya Belediye'miz işbirliği tarafından 15 Temmuz şehitlerimiz anısına Demokrasi ve Birlik Günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz Aba Güreşi Festivali'ne hoş geldiniz. Tekrar bir daha buradan 15 Temmuz hain darbe girişimini kınıyoruz. Allah'ın bir daha öyle günler yaşatmasın. Bu aziz Türk milletinin birliğini bozmasın, bozdurmasın. Federasyon olarak, Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuz olarak aba güreşimizin yanındayız, arkasındayız. Tüm dünyaya tanıtımını yapmaya da söz veriyoruz. Saygıdeğer değer rektörüm, sayın belediye başkanım, vakıflar bölge müdürümüz, kıymetli muhtarlarım, değerli büyüklerim, değerli küçüklerim, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu güzel günde bir arada olmaktan dolayı şeref duyuyorum. Bugün 15 Temmuz 2018. Bundan tam 2 yıl önce bu saatlerde Türk milletine diz çöktürmek isteyen emperyalist güçlerin maşaları bu saatlerde bir takım planlar içerisindeler. Hedefleri Orta Asya'dan Anadolu coğrafyasına göçmüş olan büyük Türk milletini 200 yıldır planladıkları gibi tekrar geldikleri Orta Asya coğrafyasına göndermek ve
Anadolu coğrafyasında ve dahi bu milletin kültür coğrafyasındaki etkinliğini bitirmek iddiasıyla planlar, programlar uygulamaya başladılar. Lakin bu millet her türlü darbenin karşısında olmasını geçirdikleri bir takım darbe teşebbüsleriyle, 27 Mayıs'larla, 12 Eylül'lerle yaşamış bu millet artık tabiri caizse efsunlanmış şekilde millete namlusunu döndürmüş, tanka selam durman dedi. Ve bir araya gelerek tabiri caizse mermileri yakalamaya çalışarak darbecilere engel oldu. Biliyordu ki darbenin gerisinde yine emperyalist güçler var. Yine Türk milletine diz söktürmek istiyorlar. Darbe öncesini lütfen hatırlayın. Burası Hatay. Burası Türkiye'nin kalbi. Burası Türkiye'nin en stratejik ili. Bu ilin etrafında hainler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dara düşürmek isteyenler hesaplar içerisindeydi. Elbap'ta, Trablus'ta, Afrin'de, Münbiş'te çeşitli planlar kurarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni diz çöktürmeye çalışanlar vardı. Ve o günlerde bilesiniz ki bizim Münbiş'le ilgili, Elbap'la ilgili, Afrin'le ilgili planlarımız hazırken maalesef aramıza sızmış hainler vesilesiyle bu planlar gerçekleştirilmiyordu. O gün o güçler eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni diz çöktürselerdi bugün çok farklı bir Hatay'la karşı karşıyaydık. Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyaydık. Lakin biraz önce aba güreşleriyle alakalı internete baktığımda Orta Asya'dan getirdiğimiz bir değer olduğunu gördüm. Başkanımız da söyledi. Bir laf var. Diyor ki bilesiniz ki Türk'ün kanının düştüğü yer Türk'ün ilelebet vatanıdır. Dolayısıyla o hesabı yapanlara söylüyoruz. Bizi ara sıra Er Meydanı'na çağırırsınız. Er Meydanı'na geliriz. Sizi al aşağı ederiz. Çünkü bizim Allah'a şükür yiğitlerimiz var. Allah'a şükür ki yiğitlerimiz var. Allah'a şükür ki yiğitlerimiz var. Ama biz bu 15 Temmuz'lardan ders çıkarmak zorundayız. Biz büyük bir milletin mensubuyuz. Bu milletin özelliklerini çocuklarımıza aktarmak zorundayız. O bilinçle yetiştirmek zorundayız. Ve bu coğrafyada ayaklarımız her zaman sağlam basmalı. Her zaman sağlam basmalı ki mazlumlara umut olalım. Ezilenlere umut olalım. Dünyaya adalet için umut olalım. Ben bu yiğitleri bu coğrafyada bu mekanda buluşturan başta Sayın Belediye Başkanıma, destek olan kıymetli sponsorlara, kıymetli Federasyon As Başkanımıza, onların değerli mensuplarına, hakemlerimize, buraya gelerek bizlere destek veren siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti! Yaşasın büyük Türk milleti! Ne mutlu Türk'üm diyene!
Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Gaziantep ve Hatay illerinden toplamda 460 sporcunun katılım gösterdiği turnuvada Altınözü ilçesi Sofular Mahallesi'nden Enes Kargı baş pehlivan olurken 35 kilogramda Serhat Kapucu 1, Mustafa Sarp 2, Bayram Hezer ise 3. oldu. ...45 kilogramda Metin Gülücü 1, Halit Kuyucu 2, Ali Abidin ise 3. oldu. ...55 kilogramda Fethat Kılıç 1, Kurban Güven 2... Mehmet Ali Göcük 3. oldu. ...60 kilogramda ise Ali Gürsoy 1, İsmail Malgoç 2, Mehmet Yüce ise 3. oldu. ...70 kilogramda Macit Kılıç 1, Hasan Kaya 2, Bekir Çağatay 3. oldu. ...80 kilogramda Oğuz Doğruer 1, Cuma Akkuş 2, Hüseyin Özdemir 3. oldu. ...85 kilogramda Enes Kargı 1, İsa Göçen 2, Mahmut Çayırcı ise 3. oldu. Turnuvaya Merkez Market adına Mehmet Bulanık, Canbaz Temizlik Şirketi adına Ahmet Canbaz, Diril Ticaret adına Abdullah Diril, Yüksel İnşaat adına Selahattin Yüksel, Arslanoğlu Otomotiv adına Ahmet Arslanoğlu sponsor olarak destek verdiler.